Nevşehirli taksici esnafların MA plakalı mültecilerin korsan taksicilik yaptığını iddia etmeleri üzerine Anadolu RTV ekipleri taksici esnaf Ramazan Tavsamaz'a mikrofonlarımızı uzattı. Taksici Ramazan Tavsamaz, MA plakalı araçların korsan taksicilik yapmasının tüm taksicilerin kanayan yarısı haline geldiğini belirterek şunları söyledi. Diğer yerel kanallarda MA plakalı misafir araç plakalar yani vergi ödemeden korsan taksicilik yaptığıyla alakalı haberler duyduk. Ve Nevşehir'de de korsan taksicilik var mı? Nevşehir'de tabii var, yani şöyle söyleyeyim, Türkiye geneli var. Türkiye genelinde taksicilerin kanayan yarası haline geldiler. Geçen yıl biz bu konuyla ilgili çok mücadele ettik. İl Göç İdaresi'ne bildirdik, valilik, emniyet, yani aklınıza gelecek bütün resmi kurumlara başvuru yaptık, belediyelere. Gittik, yalnız çok bir sonuca ulaşamadık. O geçen yıl gittiğimizde biz 34 tane plaka tespit ettik kendimiz. Bu plakalar dilekçe halinde de verdik. Bunlar korsan taksicilik yapıyor diye. Yalnız şöyle söyleyeyim, işte emniyet personeli, trafik polisleri geliyor. Bunlar bizim işte akrabamız, bu benim arkadaşım dediğinde polis çok bir işlem yapamıyor. Ya arkadaşım dediğinde yapabilir ama genelde bunlar bizim akrabamız diyor. Birkaç sefer taksi bağlattığımız da oldu. Yani taksi derken bu MA plakalar. İşte bu MA'yı da biliyorsunuzdur. İranlılar, Suriyeliler. Yani evet, ülkemize mülteci olarak yerleşenler. Evet, bunların yani o araçların bunlara ait olduğu belli olsun diye MA plaka veriliyor. İşte burada mağdur olmamaları için misafir araç uzatılmış şekli MA plaka araç sahibi oluyorlar. Yalnız bu MA plaka alan araçların, abartmıyorum, %80'i korsan taksicilik yapmak için araç alıyorlar. Şu an biz 50 taksiyiz, merkez için söylüyorum. Yani rahat bir 80 tane de MA korsan taşımacılık yapan kişiler var. Hani artık çok bir çözüme ulaşmadığı için bu işle de işin açığı uğraşmıyoruz. Sıkıntıya kalacağız çünkü. Bu sefer iş şeyden çıkacak, yani MA plakayla taksici, işte korsanla taksicinin tartıştığı, kavga ettiğinden çıkacak, iş kargaşaya kadar gidecek. Mültecilerle Nevşehirliler kavga ettiler, birbirlerine girdiler şeklinde. Ondan dolayı yani biraz daha metanetli davranıyoruz, sabır diyoruz. Yani nereye kadar sabrederiz onu da bilmiyorum. Yani Türkiye genel, yani sadece Nevşehir'de demeyeyim, işte o sizin gördüğünüz haber siteleri veya yerel basın olarak da demeyeyim. Türkiye genelinde bu Uber'den daha fazla. Uber nerede? İşte sadece İstanbul'daydı. Şu an bu MA'lar Türkiye genelinde korsan taşımacılık yapabilmek için araç sahibi oluyorlar. Ve bizden de güzel çalışıyorlar. Hani yetkililerden ben şunu söyleyeyim, bunun önüne geçilir mi? Geçilir. Ama nasıl? İşte gördükleri MA'yı çevirseler, yani illa işlem yapacak anlamına gelmez. Bir kimlik sorgulaması yapsalar bu adamın korsan taşımacılık yapıp yapmadığı açığa çıkar. Cezalar da şu an ağırlaştı. Son duyduğum rakamlar 5.000 lira civarı falan. Araçlar, bunların trafikten men edilme durumu oluyor. İlkinde 15 gün, ikincide bir ay. Ama hani üzerine de çok düşülmüyor. Tabii ki siz verginizi ödeyerek resmi olarak helalinden paranızı kazanıyorsunuz. Tabii ki korsan taksicilik yapılması çok doğru değil. Peki daha uygun fiyata mı yapıyorlar bu işi, yoksa o yüzden mi daha çok tercih ediliyor korsan taksiler? Şöyle söyleyeyim, şu an Nevşehir için söylüyorum. Bir kişi ben taksicilik yapacağım derse 200-250 bin bandında bir hat alacak. 70-80 bin lira araç, yani bir kişinin taksicilik yapması 350 bin liraya falan mal oluyor. Evet. Bunlar ne yapıyor? İşte küçük maliyetli 50-60 bin liraya gidiyorlar, bir araba alıyorlar. Vergisi de yok. Bizim bir sigorta primimiz mesela normal bir arabanın 2-3 kat. Evet. Sigorta primi ödüyoruz biz araçlarımıza. Bunlarda o sıkıntı yok. Vergi noktasında vergi ödemiyorlar. Hani biz müşteriye fiyat verirken mecbur bunları da göz önünde bulunduraraktan fiyat veriyoruz. Ama bunların bu maliyeti olmadığından haliyle bizden ucuza gidiyorlar. Önceden şöyle söyleyeyim, Suriyeli Suriyeli'yi götürüyordu, İranlı İranlı'yı götürüyordu. Ama şimdi bunların fiyatının cazipliğinden dolayı Türkler bile tercih ettiği noktalar oluyor. Yani dek geliyoruz. Şunu söyleyeyim, yani bir İranlı'yla bir Afganistanlı'nın akraba olma olasılığı yüzde kaç? İşte yani arabasında adam İranlı, Afganlı'yı götürüyor. Bu benim akrabam diyor. Yani bunun üzerine de çok düşünmüyor bu noktada. Üzerine düşürse bunun önüne geçilir. Evet.
Ramazan Bey'e bizimle fikirlerini, görüşlerini paylaştığı için teşekkür ediyoruz.